Moderatörsüz müyüz? Moderatörsüzsek direkt Aristo'ya alırım. Dünya hassas kalpler için cehennemdir Cemre abi. Oğlum şöyle sloganlarla konuşmaktan yani ne zevk alıyorsunuz? Neyi çözdüğünüzü zannediyorsunuz? Hassas kalpli olmakla bir alakası yok amına koyayım ya. Pipolar hastasıyım. Böyle böyleyim adam sikiliyor. Hassas değilim amına koyayım. <laughs> Yanımda yedi ceddinizi sikseler görmezden gelirim. Çinliyim ben öyle duyarsızım amına koyayım. Ama hayatım cehennem ne yapacağız şimdi? Eyvallah Neo Toprak. Bu biraz bakayım şöyle. Yani ortada durayım. Bu ne böyle yarrak gibi. gel bakayım. Çok dikkat edermişim gibi böyle şeylere. Aylak bakkal taşlakların tartarası abi. Bitti askerlik çarşamba geldi. Hangi yere gittin hangi yere geldin? Neo Toprak. Bir senedir burada askere gideceğim diyordum. 3 günde gittin geldin amına koyayım. <laughs> Şarjör değiştirmesini öğrettiler mi? 26 gün mü? Ne çabuk geçiyor zaman ya. Çok iyi hatırlıyorum. Daha geçen gün burada abi hakkını helal et gidiyorum yarın falan filan yazmıştım. Vay amına koyayım ya. Ne yaptım o 26 günde? Nasıl değerlendirdim acaba? Çok merak ediyorum. Yarrak gibi geçmiştir. Ben Haseki Asadesi de yaptı Buruk. 15 dakika komando olarak yap. Oğlum benim benden duyduklarını din hocana anlatman benim dedemle Tarantino filmlerini konuşmaya çalışmam gibi bir şey yani ne anlatıyorsun devam et. Elleriküsüyle çocukluktan beri bir din öğrenmiş. Döner mi yolundan aman koy. Şöyle döner. Zengin sen döndürürsün onun da bir sevabı olmaz. Aman ha yazdıklarınız o kadar alakasız ki. Yani şimdi birine bir cevap vereyim diyorum. Altından bambaşka bir şey geliyor. Ona cevap düşünüyorum. Deredeceğim Boruk. Aristo modu da Allah'a kadar deredeceğim. Aristokrat mod ihtiyaçtır. Öyle yazıyor. İhtiyaç sahibi. Sahiden ihtiyaç. Yani bizim boklu yayınlarda bile şu fark ediliyor. Sahiden yani. Belli bir IQ'nun hatta gelirin altındakilerin oy falan kullanmaması lazım bence. Yani... <laughs> Nasyonel liberalizmi ne zaman ilan ediyoruz ya? Ne zaman girişiyoruz şöyle bir yeraltı hareketine? Hani hem faşo hem liberal. Hani biraz çelişkili ama olsun. Hani serbest piyasa var ama bize var. Hadi yerleri siktirsin ama. Kölelik var. <gülüyor> <gülüyor> Yok moruk Aristoteles değil. Aristokrasi. Biz kısaca Aristo diyoruz. İsim benzerliği. Hani Steve Jobs'la Nejat İşler gibi. Moral bozuk olunca espri kalitesi de düşük oluyor tabii. Kanser tedavi bitti moruk bitti. Çok yakışıklı değilim. Her sene farklı... Dur lan çocuk enteresan bir şey yazmıştı kaçtı. Her sene farklı güzel kızlardan sürekli çıkma teklifi alıyorum. Kabul etmiyorum. Sorun ben demiş şeyhim. Bilmem. İlla sorun var mı diyeceğiz buna yani. Lönk diye atlamıyorsun diye kızlara sorun yok. Devam. İyi yapıyorlar hatta ayrıca. Biz geçliyiz biz de ona bunu atladık da ne oldu amına Amın koyayım ne geçti elimizde. Keşke yapmayaydın diyorum. Abi manitan olmadı mı hiç? Tabii ki de mi bitişik yazılmış. Manitane amına kuduğum. Sene 2023 Türkiye şahlanacağı yıla girmiş. Lozan'ın gizli maddeleri kalkacak. Hala manita diyor amına koyayım ya. Bir de kızmış ya yazan Gül bir şey ismi. Tarla başında mı oturuyorsun Gül? Hala manita diyor musunuz amına koyayım ya? <laughs> Ben ergenliğimde demiyordum manita diye bir laf ya 20 sene önce manita. Ayrıca hayır 33 yaşıma geldim ama manitam hiç olmadı. 33 senedir 31 çekiyorum. Hiçbir tecrübem olmadı. UFO'dan indim ben aman koyayım. UFO'dan saldılar beni dünyaya. Hatta geçen bir abi Michael Jackson diye bir şarkıcı var dedi. Çok şaşırdım. Bu büyük ihtimalle ya bugün ya yarın son 2 3 ay bir süreliğine süper chat atamayacağım yine camradan. Tam moderatörlük talep edilebilecek günmüş. Yapalım seni Kerem. Bak tek tuş. Doğru. Ben seni daha önceden kendi kendime yapmam lazımdı da moderatör ihtiyacımız yoktu şimdiye kadar. Fatih dur bir deneyelim. Stajyer mod. <laughs> Bizden gizli kanalı üstüne yapmaz inşallah. Yok yok Kerem eskilerden ya. Fatih aldatılmış hissediyor. Yok yok. Yeni kardeş geleceğini öğrenen küçük çocuk tribi. Döverim ki ben onu. Kerem bir yaz lan. Yapabil yapamadım mı ben seni? Bir yaz. Bakayım ismi mavi çıkacak mı? Biliyorsunuz teknolojiye hakimiyetimle meşhurumdur. <gülüyor> <gülüyor> Harbi banladık mı lan adamı yoksa? <laughs> Dilara demiş ki yapmaktan en çok zevk aldığın şey iyi yayınlar abi. Çok ve verimli çalışmış olmak. O günün sonunda çok ve verimli çalışmış olmak. Bunu yaklaşık bir aydır yapamıyorum bok gibiyim. Yıllardır en zevk aldığım şey bu. Hem çok çalışmış olacağım, yorulacağım hem de verimli çalışacağım hani nokta atışı şeyler bulacağım. Onun huzuru apayrı bir huzur. Ben bugün ileri gittim. İyi işler yaptım huzuru. Yorulduktan sonra güzel bir yemek. Mesela öğle günlerin gecesini açtığım yayınlarımda daha neşeli olurum. Çünkü hem o kadar çalışacak kadar iyi durumdayımdır ruhen hem de hakkını vermişimdir ya hani onun haklı gururuyla burada boş muhabbet yapıyorum böyle falan. Abi sen galiba bir aydır Sanskrit Sanskritçe öğrenilir mi? Görüşünü merak ediyorum diyoruz. Ne bileyim ben? Sanskrit git öğren amına koyayım ya. Ne bileyim ben amına koyayım. <laughs> Abi benden tavsiye istemeyin. Bak ben iki eliyle bir yarrağı doğrultamamış bir adamım. Yarrak gibi bir hayatım var ve bir de hayatın her alanı ile ilgili tavsiyeler istiyorsunuz. Ne bileyim ben Sanskritçe öğrenilir mi? Aman akoyim. Hintliler öğreniyorsa öğreniliyordur moruk. Yani mümkün. Değil mi? Teknik olarak mümkün demek. Ya öğren ama Ne bileyim ben. <laughs> Oğlum hayatınız bu kadar değersiz mi ya? Her şeyden tavsiye istiyorsunuz. Arayıp bulsanız aman Allah Allah. Ben en son kimden ne tavsiye istedim diye düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Cemre neden ekonomiden devam etmedin? Çünkü kimseden tavsiye istemedim. İsteseydim devam et diyeceklerdi. Ama sevmedim amına koyayım. Ve bıraktım. İyi ki de bırakmışım. Bak. Sikeyim insanları. Sikeyim tavsiyelerini ya. Sanskrit mi? ibu cemi. Akraba dilleri onlar zaten. Aynı aileden geliyorlar. <laughs> Abi sol taşlayan harbiden yok mu? Hayır. Yalan bilgi. Sağ taşlayan yok. Sol duruyor. Abi ne olur Aristo'ya al. Krizi geçireceğim. Şimdi ben şeyhim ya çile çektiriyorum bedenime. O yüzden herkes yazsın, herkes açık şu an. 31 günah mı sorusunu bekliyorum burada. O soru gelince artık acıdan böyle fena filler karışacağım. 31 günah mı herkes soruyor şimdi. <gülüyor> Sevap. <gülüyor> bak bak beni tahrik etmenin başka yollarını da bulmuşlar. Biri Erko'lar kapatılsın yazdı. Kapatılsın amına koyayım. Max TC erkeği Erko Erko ne yapanı yapayım tıraş ha, Sizin uyduracağınız kelimeyi Götünden sikeyim ben Erko mezuna kalmak Benim eşgal Tiksiniyorum lan ben bu twitter dilinden Tiksiniyorum yani İy. Bak size vasat kız kapak Profil fotoğrafı söyleyeyim mi Kapak fotoğrafı Feyyaz var arkada da benim parolam Sevgidir yazıyor Klasik orta karar üniversitede okuyan Vasat IQ'lu kız Kapak fotoğrafıdır Yüzü telefondan görünmeyen evet. Abi Atlas neyden vazgeçti? Atlas ne yapıyor? Dünyayı sırtında taşıyor. Ondan vazgeçti işte. Köleniz miyim orospu çocukları dedi. Değer üreten benim. Dahi olan benim. Bir de sizi sırtımda taşıyorum. Yok ya diyor ve vazgeçiyor. Atlas dünyayı taşıyor ama hareketi yanlış yapıyor. <laughs> Ali Babacan 3 tane bakanlık istemiş. de en baba bakanlıkları, dişişleri, ekonomi falan. Alsas Loren bölgesini de isteseydin amına koyayım. <laughs> Alacağı o %2 triplere bak amına koyayım. <laughs> Altılı Masa'nın CHP ve İyi Parti olmadan oy oranı kaç? 3. 3 olur mu? Bence 3. Taş çatlasın 4-5 hadi. Bence 3. Hayırlısı olsun Duruk. İşe yarar inşallah. Oğlum Demokrat Parti alan. Demokrat Parti en son kaç almıştır? Allah aşkına. Demokrat Parti var ya vay aman akıyım. Dur şimdi. Vay yerel seçimlerde 0,9 almış bu. Bir dakika yanlış yere mi bakıyorum? Oha bunu beklemiyordum. Aaa neredeyse %1 he mi? Tabii yerel seçimle şey ayrı ama olsun yine de. Abi Demokrat Parti 400 bin oy almış. Yüzde bir ya. Aynısın. Evet. İlginç. Bunu bilmiyordum bak. 40K değil oğlum 10 katı. 400 bin almış. Bu 400 bin kişi galiba Adnan Menderes'in öldüğünden habersiz değil mi? Hani, hani ekşi sözlüktekiler Sovyetlerin yıkıldığından habersiz ya. Bu Demokrat Parti oy basanlar da hala Menderes var falan sanıyor herhalde. Tamam vurmayın adam öldü. Yassıada Belediyesi'ni kazandı. Vay. Bir nevi ovacık. <laughs> <laughs> Demokrat Parti gelecek dertler bitecek. Aşağı yukarı bütün dünya sosyalizm biliyor gibi geliyor Cemre. Evet çok yakınsıyor. Zenginden kapitalizmin kutbu Amerika acımasızca vergi alıp toplumun kalanına dağıtıyor. Evet bunu bunu yani her olmasa da 2 3 ayında bir söylüyoruz Cemre. Batı bildiğin sosyalizme yakınsıyor. Değiller sosyalist o kadar değil ama yakınsıyor. Sağdan çok soldalar elbette. Evet Burçak mod transferi yaptık. Ara transfer döneminde Kagawa'yı aldık amına koyayım. Mansur yoksa HDP yokuz diye açık demiş. Açık açık demiş sonunda hep diyorlar zaten canım. Ya siktirsinler. Ya siktirin amına <laughs> Sizin boklu yüzde %10 oyunuz dışında %90 oy var ülkede amına koyayım. Adam AKP'den oy alacak. Vermezsen verme. Bokunda boğul amına koyayım. mayıncıları. Götüne roket atar soktumunun bıyıklıları sizi. Çirkin bu çocukları. Berat'la ortak yaygı. Düşürüyoruz. Düşürüyoruz da. Biliyorsunuz ben yani. Benim götlüğüm yani. Adama olur yapalım diyorum. Sonra benden ses daha yok falan. Benim götlüğüm. Erlikle tarikat yayını yapacaktık. Bak öyle kaldık. Türkiye İşçi Partisi mecliste güzel iş yapıyor ne düşünüyorsun hakkında? Ya AKP'ye iki slogan atıyorlar diye sempatik buluyorsunuz ya şunları. Allah kitap aşkına yani. Asgari ücretin 20 bin lira olmasını isteyen tipler bunlar ya. Man kafa bunlar man kafa. Düz dünyacı bunlar ya. AKP'ye iki laf sokan kahraman oluyor gözünüzde. Oğlum bu kadar sığ düşünmeyin ya. Ha, bu AKP'li değil AKP'ye küfretti demek ki çok ya adam. AKP'li olmamak default amına koy. İnsansan zaten AKP'li olmaz. Amına koyayım. Ooo aşkım gelmiş. Ellik gel spontane tarikat yayını olur mu? Alan mı seni? Emri baki yapam. Hazır zanaksı da çaktık amına koyayım. Yarın da olur hatta lan. Yarın hazırlık yaparım biliyor musun? Şimdi böyle arada kaynamasın dalayarak yayının. Erlik yarın yapıyoruz mu lan? Bu saatler ya da akşam on. Yapıyoruz mu? Eski günlerdeki gibi ha. Son bir iş dostum. <laughs> Son bir sikiş dostum ha. Abi müridin olmak için kaya, kaç ay takip yapmak lazım. Biz süreye bakmıyoruz hocam. Tamam ben Erlik'i bu gece hevesim kaçmazsa darlayacağım. Şu tarikat yengeci. Erlik selam çakta gitti ben onu bilirim ya. Ya da dur bakalım buradan. Erliği nasıl çıkarız ininden? Şimdi Cevheri Güven çok iyi bir gazeteci. Eline onun derin istihbarat bilgileri geçiyor biliyorsunuz. Ee, bunları yayınlıyor. Buna tepki vermediğine göre orada değil. Gitti. <laughs> Şimdi tamam adam FETÖ'cü bunu biliyoruz ama çok derin bilgileri var yani. Ona bir... veriliyor bu bilgiler. Bu bilgiler ona veriliyor şimdi. Bir dakika. Bir dakika bak. Şimdi dakika. sen parmağı değil parmağın gösterdiği yere bak. Bir dakika. Bir dakika. Hayır bu cevheri güven denilen götten sallayan adamı kıble edinen amına kodum nekçi sözlükçüleri bir de AKP'liler de dalga geçen büyük resme bak diye. <laughs> Aynısın amına kodum. Boş ver adamın Fethullahçılığını. He? Anlattıkları çok önemli. Adam Fethullahçı Fethullahçı yani bu hominem değil. İnsan Fethullahçıysa zaten komple bu bir hayatına yansır onun tamam mı? İşi gücü manipülasyondur, yalandır, dolandır. Aman koyup gördünüz işte de. Adamın en büyük fanları ekiciler bu. Biliyorum oğlum biliyorum. Ekşi sözlük olmazsa benim haberim olmayacak o heriften ya. Ne zaman video atsa 300 tane entry bilmem ne. Bir de savunuyorlar falan. Adamı FETÖ'cü diyeni dövüyorlar. Tamam saçacı olabilir. Bu bilgiler veriliyor. Ha veriliyor aman koyayım. Evet adamın bilgi kaynağı ekşi sözlükteki 3 entrisi olan adamın entrisi aman koyayım. Yani evet çok Veriliyormuş zaten. <gülüyor> 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 pratikte her safsata safsata değildir arkadaşlar. Yani FETÖ'cünün lafına güven olmaz. Kur'an'da da buna dikkat çekilir. Bir fasık haber getirdiği zaman onu iyice araştırın. E neden? Şimdi Allah'ım adomenem yapıyorsun mu diyeceğiz. Hayır o adam fasık zaten değil mi? Karakteri bu. Yalan haber taşıyabilir. Her safsata pratikte safsata değildir. Erlik yarın saat 10. Okey veriyor mu Allah aşkına ya. Yapak şunu artık ya. Vay 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 vay. Şu an burası Şampiyonlar Ligi gibi. Hoş geldin Tontişim. Senle yayın istiyorlar Berat. Seç bir gün geleyim senin kanala. Ben burada yapamayacağım biliyorsun. Biraz sonra Edip Yüksel de gelir. Biliyorsunuz Türkiye'nin birleştirici gücü Cemre Demirer. Bu kadar cins adamı bir tek ben bir araya getirebiliyorum. <laughs> Hadi ya. Tamam tamam tamam. Haftaya. Haftaya benimsin biraz daha götü toparlamış olurum. Babacan eşittir Truva atı virüsü. Abi Truva atı nötr gözüken bir şey. Bakın biz size hediye bıraktık diye tahtadan bir at yapıyorlar. Babacanın ne olduğu belli amına koyayım. Nötr göz, gözükmüyor yani. Ne olduğu gayet belli artık. Çok sıcak oldu ya. Ben yine üstüme bir şey alayım. Yok artık bu kadar açıyorum hocam. Daha fazla açmıyorum. Daha fazlası OnlyFans kanalımda. Bu teaser'dı. Üyeliğim aylık 80 dolar. <gülüyor> <gülüyor> İçerik bağı biçilemez. Siz çift taşaklı halini gördünüz. Bakalım tek taşaklısı nasıl? Siz hiç ömrünüzde gördünüz mü tek taşak? Olur mu hiç tek taşak döndü aynaya bak. Hey! Bence tek taşak görmek için verilir o para. <laughs> Özel de <dat> bana hocam. <laughs> Benim saçım niye spider özel güçleri olduğunu fark etmeden önceki inek hali gibi oldu ya böyle tişört çıkarınca. Böyle bir şey oldu değil mi? Böyle bir Hababam sınıfındaki boncuğa benzedim amına koyayım. Antibiyotik kullanmasam on numara namaz kılarım abi. <laughs> okunur yavrum okunur. Cünüpken Kur'an okunur. Dua edilir. Allah anılır. Övülür. Yardım istenir. Dilenir. Cünüpken yapamayacağın tek şey namaz kılmak Kur'an'da. Şu soruyu bir milyon kere sordunuz. Bir milyonuncu kez de yadırgıyorsunuz. Babacım gelenek dini safe zonundan çıkmak size zor geliyorsa takılın orada. Bana niye sorup duruyorsunuz? Kur'an'da durum bu. Kur'an yatarak okunur mu? Okunur babacım. Onlar yatarken, yan dururken, otururken Allah'ı anarlar, zikrederler. Efendime söyleyeyim. Kur'an'dan kolayına gelenizi okuyun. Bunların hepsi Kur'an ayetidir. Oku diyor. Yeter ki oku. Okumanın öyle bir resitali, bir prosedürü yok. Aç oku. Fasükülden, şey, musaftan da olur. internetten de olur. Oku ya. Yeter ki yok. Bir dakika. Ali Reis ne yazdı? Ali Babacan cevheri güven şipledim. Olur, olur, olur. Bana artık cevheri diyemiyorsun. Bak saçlara bak, 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 bak. Ey yavrum ey bak Mustafa Sarıgül gibi saçlarım var. Bak gür saç gür saç gür saç. Liberalizm ideolojisi ya onlar iktidara gelirse ülkede fakir millet hastalıktan doktora gidemez diyenlere ne söylemek istersin soruyor annam. Liberalizm ideolojisi ya onlar iktidara gelirse ülkede fakir millet hastalıktan doktora gidemez diyesin. Şimdi liberalizm var, liberalizm var. Kimi liberaller evet sağlık devlet kontrolünde olsun ister ya da karma ekonomi ister. Ben biraz oradayım. Ilık götlü liberal, klasik liberal oluyoruz biz. Daha liberteryenliğe sağ meyle diyorsan, evet, hastane, tıp falan her bok özelleşmeli dersin. Öyle bir durumda bir kere yine sigortalar olacak. Devlete ödediğin o hayvan gibi sigortayı özel sigorta şirketlerine diyeceksin ve onlar karşılayacak senin hastane masrafların. Yani Amerika'daki böyle çıkıyordur önünüze hayvan gibi Ameliyat fat şey hastane masrafı faturası onlar sigortasız adamlar sigortanı ödeyeceksin sigorta karşılayacak. bir de şurada var nasıl zengine migros mak makro gibi marketler var fakire orta direğe A1 BİM gibi marketler var hastanede de böyle olacak. Fakirlerin sağlık ihtiyacını özel sektör boş bırakır mı? O talebi arzsız bırakır mı? Abi yapmıyorum. Ne zaman dilimden çıktı o yani? niçe ile aynı anda ortak noktaları videosu yapmıyorum amına koyayım ya. Yapmıyorum. Bir ağzımdan çıktı. Bak yıllardır yapmamış. Yapmayacağım ya. Arada değiniriz. Yapmıyorum ya. Konuşasım yok. Yarın adamı Ali Babacan kitabım yakınında. yakında. Bana öyle geliyor ki yalnız. Ali Babacan en az 20 sene düşmeyecek siyasetten. En az. En az 20 sene kafası gelecek. Ergenleri taşı, takacak peşine. Hayırlısı. Bu seçimden sonra kaybolup gidecek inşallah. Hocam şimdi aldığı %2-3 oyun bu kadar önemli olduğunu fark ettiyse bunlar ömür billah gitmezler. Söyleyeyim ben sana bak. Davutoğlu gidebilir de bu babacan biraz daha şey. Oy potansiyeline sahip. Çok genç salağı devşiriyor çünkü. Gençlerden çok çok meyleden var erlik. Ben bu yayınlarda Deva Partisi'ne ana avrat küfredene kadar en az 100 tane ergenden Deva Partisi e, misyonerliğine maruz kaldım. Aman koyayım. Abi bak hem muhafazakar hem liberal tam senlik parti. Sıfır. Aman koydum. Ali Babacan'dan neden bu kadar nefret ediyorsun? Bu bir kin kuna. Belki asla yenemeyeceğim bir nefret. Bundan uzun uzun yıllar önce büyük babamın başına öyle bir olay geldi ki ...insanlardan tiskiniyorum. <laughs> Cemre zengine farklı, fakire farklı ilaç olmuyor ama... ...hepsi aynı ilacı kullanıyor. Sadece hastane konforu değişiyor, o da ne işe yarar. Abi kime oy verelim sen söyle. Bazı şeyleri her yayında söylememi istiyorsunuz ya... ...tekrar tekrar, tekrar tekrar. 31 günah mı? İşte liberalizmle ilgili birkaç şey. Nietzsche hakkında ne düşünüyorsun? Kime oy vereceğiz? Ya her yayın ben bunları ilk 5 dakika sıralayacağım. Tamam mı? Oldu. Şimdi yayına başlıyorum diyeceğim. Kardeş Tayyip'in karşısında kim çıkarsa oy vereceğiz aman koyayım? Bu yani. Sövsek de masaya da vursak vereceğiz. Elma. Bu. Allah Allah. Başka bir cevabı var mı yani? Yok kardeş ne Muharrem Ümit Özdağ falan. Bırak. Siyasette idealist olma şansımız mı var bizim? Yedi ceddimizi götünden sikmişler. Pragmatist olacaksın. Whatever works. Kılıçları bilmem ne indiririz sonra. Kılıçlar dediğin adam en fazla iki sene kalabilir iktidarda. Türkiye'nin default ayarı merkez sağdır. İyi e partidir. İyi e parti gelir iktidara bir süre sonra. Ana ne, ne çabuk gitti lan. Abi ismi değiştirip aynı soruyu tekrar sormayın. Tayyip'in karşısına kim çıkarsa onu vereceğim. Ona vereceğim. Yani Şemdin Sakık çıkarsa vermem mesela. Selahattin Demirtaş'a vermem. Ha, tamam mı? Erkan Baş'a sosyaliste komüniste vermem. Ha, ama kim çıkarsa veririm onun dışında tamam mı? İsterlerse Cennet Mahallesi'ndeki Aliş'i çıkarsınlar kardeşim. Önce gidecek. Yetti artık. Yetti. 20 senedir. Yetti. Aliş bambaşka olur. Bence de yeni bir tat getirir ya. Aliş mi Kılıçdar mı? Kesinlikle Aliş. Ya Aliş'in en azından yapabildiği bir şey vardı. Adam darb darbukatör. Kolunda altın bileziği var. Kılıçdar ne yapar? İki ampul değiştiremez oğlum. Vallahi aliş ya. Meziyet sahibi adam bir kere. Deva Partili gençler bana yolda zorla broşür verdiler. Objektif ol abi dediler. Dedim doğru. Sonuç kapsayıcı, kucaklayıcı, çok katmanlı ve emici bir program. Başka tuvalet kağıdı kullanmam artık. <laughs> Tam bir iyi şeyler olsun kötü şeyler olmasın partisi değil mi? <laughs> Aman Allah'ım. Evet. Dark'tan bir Levent Kırcı esprisi geldi. Ampulü 20 senedir değiştiremedi. Haklısın abi dedi. E, herkes Dark'a de bakabilir mi? bu bu esprisinden dolayı utansın. Herkes de arka baksın. Gerçekten de çok güzel hareketti. Oğlum kime yazdı lan bu şikeci? Aferin lan. <gülüyor> <gülüyor> Neden slogan her şey güzel olacak? O imam sonun sloganıydı. Var mı ki hala? Bilmem. Cem Yılmaz'a falan telif verdiler mi acaba? Vermemişlerdir ama. Tamam ya siyaseti sikelim artık geç moruk geç hadi ne şey konuşalım hadi meta etik Hande Ateiz Hande Sarıoğlu Hande Sarıoğlu bir şey diyeyim mi <gülüyor> <gülüyor> bak biliyorsunuz kemoterapiden beri ölüyüm cesedim ama ölüyü diriltir yani <laughs> AKP'den gelen ağır FETÖ suçlaması sonrası Deva Partisi yönetimi cevap olarak teşekkür bildirisi yayınladı. Hande Ateyzi kavgasında kim haklı abi? Valla ben o sahneyi bin kere seyretmişizdir televizyonda ama neden çıktığını anlamadık yani. Birbirlerine laf sokuyorlardı değil mi Sevda Demirel'le? İkisi de birbirine sen motorsun imasında bulunuyordu. Haklı yok bence yani. Sevda Demirel tabi deve gibi karı oluşuna güvenerek ablayı Allah'ına kavuşturdu yani bu. Haklısı yok. Sarışın mı esmer mi oylaması açsana bir. Başka seçenek yok mu oğlum? Buğdaytan var. Kızıl var. Niye sarışın esmer yani? Ne bu vizyonsuzluk ya? Esmer güzel bir şey değil bu arada. Türkiye'de şarkılar neden hep esmerlere yazılır? Esmerim bir biçim. bir içim ölür emez. Çünkü herkes esmer hemen akım. Ne yapsın? Kızıla mı şarkı yazsın adam aman İskoçyalı mı bu herif? Galli mi? Galli teknik adam. Esmer güzel değil tabi hocam. Twitter'da İki tane Motorola kız kavga ediyordu. Bu o kuşku dediklerinden. İşte Esmer'le Sarışın. Esmer Sarışın'a di diyordu ki Sarışınlar salak oluyor kes sesini falan filan. Sarışın da Esmer'e demiş ki sizin de amınız kara. <gülüyor> Haklı. Haklı. <laughs> <laughs> çingene kavgası ya. Abi kocam seni bir görürsün. Abi siksin de amcık görsün. Buğday hocam ya buğday. The best. Süleyman Soylu Babacan'ı hedef alarak 15 tomuzu neredeymiş bunlar dedi. Babacan köprüdeydim diye cevap verdi. <laughs> Biz de köprüdeydik göremedik diye soran gazeteciye ben üstündeydim dedi. <laughs> Ahmet Davutoğlu da tanka sıkıştırdıkları gömlekti moruk o hengamede aman koyayım adam zaten ufacık <laughs> adamı gömlek sanıp tanga sıkıştırmışlar <laughs> ben bir kahve koyayım bari ya uykum kaçtı girdik bir daha hakkını verelim ya moruk benim şu bilinmeyen tarih serisi çok iyiydi de Şimdi bu ara kılıçlara çok da gömesim yok biliyor musun? Yani Tayyip bu kadar şey yaparken biraz frenlemeye çalışıyorum kendimi. Yani biz bu Allah'ın belaları adam gibi muhalefet yapsın diye onlara yükleniyoruz zaten. O ayrı konu da bilinmeyen tarih serisini bir daha yapsak mı? ya <laughs> burada değil Twitter'da. Burada biz bizeyiz de Twitter'da abo, Twitter'da iki like almak için götünü paramparça edercesine siktirecek insanlar var. Oğlum onlar linçliyor seni. Aman atayım. Böyle hani kadın kuşağı programındaki halkın sesi tribinde herkes. Aman atayım. Yani belirli bir takipçi sayısından sonra bunlara ulaşmaya başladı benim tweetler. Yani diyorum size bu yayınların benim hayatımda doldurduğu boşluğu anlatamam yani. Önceden Twitter'da iki gazımızı atıyorduk birkaç bir şey yazıp. Şimdi o yazamıyoruz orada oğlum. Yazamıyoruz çok. Orangutanla primatla muhatap oluyoruz. Adamın koltuk altında körelmiş kanat var ya. Yani aramızda böyle evrimsel bir uçurum var. Şimdi bu adama ne laf anlatacaksın ama ne koyayım. Eyvallah Mevlüt hocam. Kanat dedin aklıma geldi. Tavuk mu kırmızı et mi? Kırmızı et lan. Bu tartışılır mı? Ya kanatı çok severim. Çok çok severim de et oğlum. Pirzolayı var ya kaç yıldır yiyemiyorum aman akıyım. Bir gün kıyacağım parayı alacağım. Kendime de anama da alacağım ondan. Net tavuk. Adam fakirliği nasıl içselleştirmişse tavuğun en lezzetli et olduğunu düşünüyor ya. Ay aman akıyım. Hani <laughs> abi etin kralı nohut dürümdür. <laughs> Ne? Et değil mi? <laughs> Kırmızı et güzel ama yapmasını bilene Sorun değil hocam. Çiğ çiğ de yerim aman hafim. Vallahi. Vallahi abi. Ben yanlış zamanda doğmuşum ya. Ben o eskilerin eti çiğ çiğ yiyen adamlarından olabilirdim ya. Hani ette şey ateşte hafif döndürüyor yetiyor. Yiyon çiğ çiğ kanlı kanlı. Ben o olabilirdim ya. Yarasa da ye abi. Hocam Çinli olsam oralarda yani o kültürde yetişmiş olsam yerdim. Ben et. Konu et oldu mu her bok yerim bir dananın yemeyeceğim herhangi bir yeri yok yani. Taşşak, dalak, yürek, böbrek hepsinin hastasıyım. Denizden babam çıksa bile yerim yani. Deniz ürününü öyle severim. Bir palamutu sevmiyorum. Allah belasını versin. Palamudu keşfeden balıkçının amına koyayım ben. <laughs> bir palamut sevmiyorum. Balığın kralı tekirdir arkadaşlar. Barbun da güzel de tekir biraz daha büyüğü oluyor. Tekir. Evet bir diğer fakir arkadaşımız milliyetçiliğini de konuşturarak en iyisi hamsidir demiş. Sen en iyi deniz ürününün hamsi olduğunu mu düşünüyorsun? İşte dün anket yaptık ne mutlu Türk'üm diye ne der misiniz lan dediğimde yüzde altmış evet demişti ya işte o yüzde altmışın ete kemiğe bürünmüş hali bak. <laughs> Oğlum kendi köyünüzün dışında da bir dünya var lan. Hamsi namına koy. Tamam biz de yiyoruz. Güzel eyvallah da. Somonla yarışabilir mi lan? Lüferle yarışabilir mi oğlum? Ahtapotla yarışabilir mi? Jumbo karidesle yarışabilir mi Hamsi ya? Ne haddine ya? Allah Allah. Bir Mansur Yavaş biri Demokrat Parti'nin başkanı. Bak adamın ismini bile bilmiyorum. Ahtapot müthiş bir şey moruk. Salatası olsun. Haşlaması olsun. Ama ahtapot ızgara rezil bir şey. Ya bildiğin tavuk şiş oluyor ahtapotu ızgara yapınca. Ben de tam böyle rekada bu konuşan adamlara benzedim ama Ona limon sıkmayacağım. Yok eti yavan olur onun falan. <laughs> Ahtapot boğaza yapışmıyor mu? Muruk Koreliler gibi canlı ve bütün halinde yutmaya çalışırsan yapışır. <laughs> İnsan gibi minik parçalara bölüyorlar yiyorsun. Bir şey yok yani o kadar. Esprisi yok. Abi o zaman bir pirzola patlar be. Anıl şu an 200 liraya bir pirzolayı anca alıyoruz zaten. Gönderme var. Güzel tavuk budu iyi olur ama be palamut halka halka kızı kızımızı bir. bizim hamsi kuzeydeki hamziyle karışıp tadı bozulmuş diye duyduydum. Hamsi eskiden güzeldi acıktık. Evet bütün yemekleri övdün Kerem. Harbiden acıkmışsın ama nakim. Sen şu an hani ekmeği mayoneze bandırıp yiyecek konumdasın anladığım kadarıyla. Ha bak sushi sevmem. O, yok yok. Bir kere bir ablayla oluyor birkaç sene. Oteldeydik. Ya suşi söyleyelim. Bak şu çok güzel yılanlı falan dedi. İyi dedim. Hani böyle bir de cool yapıyorum sanki ben hep yiyormuşum tribinde. Olur. Hay hay. Aç kaldım amına koyayım ya. Aç kaldım ya. Yılanlı suşi ne amına koyayım ya. Vallahi aç kaldım. Allah'tan noodle söylemişti bir de yanında. O noodle'dan yedim amına. Hepsi güzel değil abi. Ya hocam birkaç türünü daha yedim. çiş çişmiş, pişmişini de yedim, çiğini de yedim ama o son yediğim beni tamamen soğuttu. Daha ömür billah yemem. Pişmiş ve yılanlı Sushi beni ömür boyu soğuttu yani. Yok. Yok. Sikeyim ben bu Japonların damak tadını. Mantar şampiyon nedir? Mantar mı konu? Hocam siz ayıca mantarını bilir misiniz? Bizim Bolu'da yetişiyor, topluyorduk. Bildiğin kırmızı et gibi cazur cuzur böyle kendi yağında kızarıyor. Ayıca mantarı. Böyle dışı şey olur. Parlak yumuşak olur. Çok affedersiniz Ancua benzer böyle sulu sulu. <laughs> Anjuesos. <laughs> Siyah değil bu oğlum. Böyle koyu turuncu gibi. Ayıca. Nötron Bey link atardı. Ha bir de tabii bizimkiler ayıca diyor. Şimdi bu mantarın aynı mantarın eminim en az 35 farklı ismi vardır Türkiye'de. Venüs'e sabah yıldızı akşam yıldızı denmesi misali. Frege'ye selam olsun. Kanlıca değil. Kanlıca'nın büyüğü. Kanlıca da güzel olur. Fena olmaz da. Pizza niye pahalı abi? Buna bir el atalım. Bu benim asla anlayabildiğim bir şey değil. Yani Sucuklu kaşarlı pide 70-80 lira ama sucuklu pizza 150 lira. Niye? Ya ikisi de hamur, kaşar, sucuk. Anlaşılır şey değil. Papa John's da 150 lira. Ama pide en kral yerde 100. Taş çatlasın 120'dir. O da en kral yeridir yani. Valla pizza kadar kar marjı yüksek bir gıda olmayabilir. O zaman şimdi patlar bir pirzola be. Anıl eyvallah be tamam alacağım. Alacağım harbiden pirzola alacağım. Sefam olsun ama koyayım ah Yıllardır yemi yok. Şuraya bak amına koyayım ya. Yani yıllardır pirzola yiyoruz. <laughs> Oğlum ben çocuktum babam bana alırdı ya. Karagümrük'te kirada oturuyorduk. Durumumuz yoktu amına koyayım. Şuraya bak şimdi yiyemiyoruz ya. Yani. Bu arada bugün can sıkıntısından Behzat yeni bölümünün ilk bölümünü seyretmiş bulundum. Güzel lan. Alsam mı acaba Blue TV? Kaç para Blue TV? Değer mi bir de kaç bölüm oldu şimdiye kadar? Ben öyle bölüm bölüm bekleyemem yalnız. Biriktirir hepsini seyrederim. Son 20 senedir Türk halkının tek yediği et yarak. <laughs> Abi hepsi burada üyeliği al bedava Blue TV geliyor yanında. Vardır benim illaki. Arada sipariş veriyorum. Zamanında ben de giderdim senin o beğendiğin küçük pizza Cemre Şişhane'deki. Her şeyi dışarıdan ithal ediyorlar. Ondan galiba mozzarella sıcan bana. Evet. evet, evet. Dizi Pal'den izlemeden öyle bir olay mı var? Abi ne kadardır üyeliği? 20 liradır, 30 liradır amına koyayım. 20 lira vermemek için ne yöntemler geliştirmişsiniz amına koyayım ya. <laughs> Laf olsun diye sordum ben de kaç para üyeliğiydi. <laughs> Vallahi siz şeytanı götünden sikersiniz ya. <laughs> 29 lira. Ya ver gitsin. 10 bölüm 5 saat şeyde amına koyayım. Emeklerine gitsin. Az bile yani. Cemre her ay 20 ama ya onu hesaba kattım o yüzden ben biriktireceğim. Bitince, bölümleri bitince alacağım. Anladın mı? O ay oturup tüm bölümleri seyredeceğim. Hani mal gibi 5 ay çekilmesini beklemeyeceğim yeni bölümleri. Ticari zeka. GSV iktisat. Check it out. <laughs> Abi Blue TV'ye vereceğim parayı sana veriyorum. Yani bu benim muhteşemliğimden çok Blue TV'nin yarraklığını gösterir öyle diyeyim. Demek ki hiçbir bokları yok. <laughs> Su almayı unuttum ya. Ya hoş geldin Alzheimer. Erlik ne yaptın amına koyayım? Olabilecek her şeye abone olmuşsun lan. İşte kapitalizmin kölesi Erlik görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de mırın kırın eder. Bayağı kapitalist adam ya. Bayağı. Ben bu işi olumlu buluyorum ama. Televizyonların tekelinden kurtuldu ya insanlar. Tabi bu amına kodumun şirketlerinde hele hele Netflix'in de politikaları, siyasi ajandaları var ama os televizyondan iyidir yani. Devlet kontrolündeki televizyondan iyidir. Ben çok olumlu buluyorum yani bu olayı. En nihayetinde çok bir şey mi değişecektir sanmıyorum ama en nihayetinde daha rahat oldukları bir ortam internet. Muhakkak hala kurtulamamışlardır. Hatta ileride daha fazla bir kişilerin, kurumların boyunduruğu altına girme ihtimalleri var. Ama şu an için olumlu. Dağılsın güç. Sırf televizyon olmasın medya. Zaten televizyonun cesedi sikildi yani. Şu son 10 senede televizyonun aldığı darbe. Medyum demiş medyum keto kavgası kim haklı abi? Valla ketonun ne dediğini ben asla anlayamadım. Medyum memiş sahiden medyum olabilir. Yani o ketonun söylediklerini anladıysa medyumdur. Bu malum olmuştur. Amına koyayım. Ne anladın da dövdün herifi lan. <laughs> <laughs> Diyor sinirlenip vuruyor. <laughs> Neyine sinirlendin lan? <laughs> tövbe yarabbim. Netflix'i ömeye devam. Gladio'yu sattım oraya. YouTube trendlere bakar mısın Cemre TV'dekilerin yüklenmiş bölümleri. Ha, tespitin sıçtı diyorsun yani. Televizyon hala gayet güçlü. Batıda da durum böyle mi acaba? Bize her her şey geç geldiği için teknoloji namına ve ideoloji namına kısmetsiz olur diye bir şey var. YouTube TR domine ediyor. Bir defa açıp bakmadım. Siz ne mutlu Türk'üm ne diyorsunuz ama bak Türk milleti bak. Tamam biz de burada insanlığı kurtarmıyoruz belki ama hani ne bileyim bunları mı beğeniyorsunuz? Bu mu sizi sürüklüyor, takıyor, sonuna kadar izlettiriyor hani? Trendleri sikeyim ben 24 saatte milyon izlenip giremiyorum. 50k izlenen makyajçı kız giriyor. Evet muhakkak vardır öyle bokları kesin vardır. Yaz kardeşim 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Sabahları menemen yerim. Yumurtasız. Not al arkadaşım. Feyzal, 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Shadow Ben deniliyor değil mi bu olaya? Kesin ba bana atılmadıysa büyük sürpriz olur ya. Yani deli dumrul olduğum için hele Twitter'da. Hadi buradan yine nispeten üst turukluyuz da yayınlar hariç. Twitter'da bana Shadow Ben atılmamış olma ihtimali yok ya. Karşı olmadığım şey yok amına koyayım. <laughs> Özellikle yeni çağın tüm kabullerine karşıyım amına koyayım. <laughs> YouTube'da trendler diye bir bölüm mü var? Ben bunu bilmiyordum bu arada. Hiç girmedim öyle bir yere biliyor musun? <laughs> Beş senedir YouTube hesabım var. Selam. <laughs> Nispeten üstürüplüyüm. Çıkarıp salladım. <laughs> Abi ben Çernobil'deki Legasov gibi olabilirim. Hani zararsız aptallardan bir şey olmaz deyip adama bir şey yapmıyorlar ya. Beni de zararsız deli olarak görmüş olabilirler. Hani <laughs> Bu mal zaten kendi kendini bitiriyor, gerek yok sansürlemeyelim aman koyayım Youtube Ukrayna aleyhine konuşunca kanalını kısıtlıyor. E, Valla bunların hoşuna gitmeyecek 1 milyon konu, 5 trilyon keyword olduğu için Valla politik doğrucu geçinenlere, takipçi sayısını arttırmak için kıvrananlara Allah kolaylık versin. Çünkü doğru basmaları gereken o kadar fazla tuş var ki, <laughs> o kadar tuş arasında. <laughs> Şimdi ben Şevçenko'yu öfsem kanalımı kapatırlar mı? Şevçenko Avrupa'nın en büyük forvetlerinden birisiydi. Yani ilk peşe girer. 2000'lerde özellikle Hanri'den sonra Nistelroy'dan sonra 3'e yazarmış Şevçenko'yu. Evet şimdi ne oldu? Shadow ben mi yedim? In the shadows. Oh, oh. Twitter'da küfürleri harpa, harf atlayıp çevirip yazmaktan millet bir oldu. Seni var ya oğlum bir silerim. Ömrümde hiç yapmadım öyle bir şey. O ne amına koyayım? Çarşamba pazarı gibi abidas gibi küfür mü olur? Çatır çatır senin ananı götünden sikerim diyeceksin. Bu yani. Abi küfür cümlenin anlamını verebilmek için gerekli bir aparattır. Küfredenler kendini anlatamayan yetersizlerdir. Kes. Alakası yok. Geri geldiğinde kes senin ananı götünden sikerim diyeceksin. Bak ananı sikerim demek de yetmiyor. O da yeterli etki yaratmıyor kes ananı götünden sikerim diyeceksin ki ooooh diyecek okuyan. Anlam ancak böyle verilir. Küfürü sadece güçsüzler söyler. Siker. Kendisi bir göt yazmak için G, boşluk, yıldız, T yazar. Sonra küfür acizlerin işidir. Kim aciz lan? Sen bir göt yazamıyorsun. Ben evveliyatını götünden sikerim diye sansürsüz yazıyorum. <laughs> Bence ben daha güçlüyüm şu an. <laughs> Sen de istiyorsun da yapamıyoruz. Senin validen ile cima eylerim ulanda denilebilir. Şimdi Muhammed oldu mu? Yaratıyor mu aynı etki? Yaratıyor mu? Kes senin yollarını acı acı sikerim demek ile böyle antin kuntin laflar tutar mı? Senin doğumunda katkısı olan hastanenin temel atma törenine katılan belediye encümeninin bıyığını götünden sikiyim. O rospo çocuğu. Dedin mi seni sinir eden bir adama? Konu bitmiştir. Konunun ne olduğu önemli değil. Herkes seni takdir edecek artık. Tamam mı? Güç sende. <laughs> Retorik. Ben bir ha, benim içimdeki kara gümrüklüğü uyandırmayın yani bak. Ohalar havada uçuyor. Ben bir su koyacağım Dökülme ya. Bugün bende nasıl bir dangozluk var ya. Teşekkürler Berkay'cığım. Yayının başından beri burada olanlar fark etmiştir. Çok sik gibiydim. Şu an ne güzel açıldım. Tabi arada bir zanax patlattım. Onun da payı var ama. <laughs> Giderken gözlüğümü de sileydim ya. Evet madem moralim yerine geldi. Size bir espri yapayım mı? Seni İsa sordu. Hangi İsa? Hayrun İsa Gül. Gülen'i banlarım dedi banlar arkadaşlar. Ya Kerem sonun düşünen kahraman olamaz. bu Seni Guns N' Roses sordu. Hangi Guns N' Roses? Abdullah Gül. Bunu da koruyamadım poker face'i. <laughs> Demuç yedim. Ay pot basarız sana Burçağım yavrum. Gel. Gel. <laughs> Kritik yedim. <laughs> O zaman Erli ininden çıkaracak bir espri yapacağım. Seni Eymen sordu. Hangi Eymen? Oy kızlarına Zeyleman. Değirmen üstü çimen, oy kızlarına zeylemen. Bu Eymenlerin hepsi AKP'li ailelerinin oğlu. Büyüyünce bunların hepsi Deva Partili olacak. İşte erlik bitmez oğlum Deva. Zanax bu kadar yapıyor mu ya? <laughs> Hocam her şey, her da Zanax'a atmayalım ya? Bu benim yer rolüm bence. <laughs> Şu kendi esprilerine gülmene bayılıyorum. Bunu ben kendi kendime çok sık yapıyorum yalnızken. Yoldayken de yapıyorum. Hatta yoldayken kendi kendime böyle bir şeyler anlatıyorum ben. Bana yolda çok gülen laf atan olmuştur bu yüzden. Bu da böyle bir anlam işte. Ben de olay var ya kendi esprilerime çok gülerim ben harbiden. Egoizm ya. Yeah. Hatta ben kendi bok kokumu da severim. Güzel oluyor. Sifonu çekmeden önce bir böyle yaparım iki tane. Sonra çekerim. Ama ter kokumu sevmiyorum bak. O oh, kötü. Bu detaylar önemli Dark Ray. İleride Cemre diktatörlüğünde KPSS'de, ÖSS'de bunlar sorulacak sizin. Öyle Ahmet Haşim'in eseri bilmem ne falan gibi sorular yok. Tadına bakmadım hocam. O işlere Celal Şengör bakıyor. Bilim adı altında öyle sapık meraklarım yok amına koyayım. <laughs> Ama işkembe çok severim yani. Yemiş kadar olduk. Minnetugay Cengizhan olmuş gördüm gördüm. Ben o karıyı zaten uzun süredir beğenmiyorum. Ç'deki halleri çok güzel. Ya yani şu hali o kadar unnatural ki böyle hani gergin falan. Brazzers pornocuları gibi anladın mı? Hani her an kafasını çamaşır makinesine sıkıştıracakmış da hani I am stuck diye yardım isteyecekmiş gibi bir tipi var. Hani hoş değil. Çok pro gözüküyor. Böyle. Güzel olan şey şu hani biraz kusurlar olacak bazı yerlerde çok göze batmayan. Ya hafif bir kırış, kırışık. Tam ufak bir bir şey falan. Böyle dümdüz gep gergin çizgi film karakteri gibi. Hayır. Ufak kusurlar olacak. Hande Sarıoğlu da biraz hırstan çıkmış gibi Cemre. O ayrı bir şey işte. Aradaki farkı açıklayamam. O ayrı bir şey. O kadın östrojen kokuyor ya. Östrojen bombası o kadın ya. Ya o bir insan değil madde formunda, katı madde formunda östrojen o kadın. Hani. Ve bilinç kazanmış bir şekilde. Acayip bir şey o kadın. Ha. Pelin Akil. Allah sahibine bağışlasın çok güzel kadın. Ulan o kadar temiz duygularla yazdın ki merak ettim kadını. Pelin, ulan bu da 100 yaşında biri çıkarsa sıçarım ağzınıza. Bir kere öyle şey yapmıştınız bizi. Beni. Ha güzel bir abla bu. Evet. Evet hoş bir abla. Yani ölürüm yollarına dönecek bir olayı yok ama gayet güzel bir kadın. Çirkinlere önerin var mı? estetik günümüzde çok gelişti hocam. Ya yani bu bir gerçek. Güzel kadın ne kadar avantajlıysa çirkin bir kadın da o kadar dezavantajlı. İnsan ilişkilerinde falan. Ama bu diğer konularda başarılı olmana en ufak bir tesiri yok. Yani hala gayet çok iyi bir bilim adamı, iş kadını falan olabilirsin. Bilim adamı, iş adamı. Özür dilerim. İş kadın dedim. Nalan'a. Uyduruk kelimelere karşıyız. Kameraya, ekrana, fotoya hiç inanamıyorum artık. Bir de gerdirilmiş estetikle çoğu birbirine benziyor. Ben o işi çözdüm Boruk. Bir keresinde nispeten ufakken MSN'de konuştuğum bir kızla e, görüşmüştüm. Yaş ufak. Abi kız profil fotoğrafında 2-3 fotoğraf değiştirdi falan hatta. Çok güzel. Oha dedim ya. Taş. Ne Abi neyse buluşacağız. Masama biri oturdu. Kadın taklidi yapan Gazanfer Özcan. Aman ha ah, koyayım ya. Yalandan iki bire içtim kalktım aman <laughs> Yaptıkları evrakta sahtecilik moruk. Sen beni dolandırmaya çalışırsan ben de yalandan mazeret bulur kaçarım yani. Hakkım budur amına. Bence ben ahlaksız bir şey yapmadım. <laughs> Vallahi ya kadın taklidi yapan Gazan Ferozcan ya. Makyaj bile bir eğreti duymuş durmuş falan. İlk defa duymuş nedir böyle etini boyamış dudak yok aman hak. Cemre Fransızlara salla eğlenelim ya onlar Allah'ından bulsun ya. Abi insanlarla iletişim yeteneğim çok zayıf. Ne kadar uğraşsam da ilerleyemiyorum. Tavsiyen var mı? Sadece kendine güven. Yani şöyle, ben e, zora geldiğinde insanın yapamam dediği şeylerin 99'unu yapabileceğini düşünüyorum. Zora geldiğinde, gerçekten ihtiyacın olduğunda yapacaksındır. Sike sike yapacaksındır çünkü. Inglorious Basterds'ta Hans Kolonellan'da bir konuşma yapar der ki eyvallah kete insanlar utanma duygularını bir kenara bıraktıklarında çok fazla şeyi başarabilirler. Bunu tabi Yahudilerin hayatta kalmak için yaptıklarına işte bokun içinde saklanmalarına şuna buna atıfla söylüyor. Utanma duygunu kırdığında ya da bir şeye sahiden ihtiyacın olduğunda ki o zaman utanma duygunu bir kenara atarsın sike sike yapıyoruz. Sike sike. Fransızların nesi varmış anlamadım. Elektrik direkleri var moruk. Çok güzel bir tane elektrik direği var koymuşlar öyle ortaya. Millet de önüne geçmiş fotoğraf yarışına giriyor. Kimisi böyle uzağa geçmiş bak. Bak parmağının içine aldım bak, bak. Bak Fransa konusunda benimle hem fikir olmayana yallah Paris e diyeceğim ya. O da keşke diyecektir haklı olarak. İslam'da erkeğin kaşını kılını alması nasıl değerlendiriliyor? Kur'an'da bu konuda hiçbir şey söylenmiyor. İslam'dan kastın gelenekse kesin haramdır. Şudur budur amına koyayım. <laughs> Konu kıl olunca gelenek boş durur mu ya? Uzmanlık alanları kıl. Kıl. Nerede kıl? Orada 35 hadis, 20 alim, 88 içtihat. Hepsi farklı birbirleriyle. İstersen kaşlarını komple aldır dövme yap ama ne yapayım Helal. Yarrak gibi olur. Yarrak gibi. Ben hiç beğenmiyorum onu. Kaşı aldırıp dövme yapanlar Yarrak gibi oluyor. Ama helal. <laughs> Çünkü Allah'ın dini benim beğenimlerime göre beğenmiyor bunların ulemalarının beğenilerine göre belirlenmediği gibi. Arkadaşlar kıl dövme 31 konularını geçebilir miyiz Allah aşkına ya. Ya ben sorularla İslamiyet değilim bunları ona sorun. Onlar bunlara haram diye bir şey diyor. Benim vereceğim cevap belli aman hakim. Görmeyin beni de. Böyle gür bıyıklar için ne yapmak lazım abi. Her gün zeytinyağı ile ovalarım. Valla benim bıyığım bu kadar da gür çıkmıyordu ya. Valla eski videolara falan bir bakacağım ben bu kadar gür müydü? Kemoterapiden sonra bu kadar gür çıktı ya. Bu nedir ama baksana Erkan başım ben şu an resmen ya. Değildi sanki değil mi? Hmm. Oha cücüğüm de çok uzamış. Nefret ediyorum aşağıdan. hiç çıkmamalı şöyle bir şey. Olmamalıydı ya. That should have never existed. Amına koyayım. Bu ne? Bu bu ne du ya bu? Bu Kerem Cem miyim ben amına koyayım? Niye benim buramda bu çıkıyor? Seni öldürmeyen acı güçlendirdi resmen. Kılımı tüyümü güçlendirdi amına koyayım. Daha gür çıkıyorlar seni güçlendirmedim oruk. Seni öldürmeyen acı seni yıpratıyor yani güçlendirmiyor. Biz bu konuları konuştuk. Bana acı övmeyin. Kahvem ve sigaram bitince kalkacağım. İkisini de dönerle ayranın son yudumu gibi katık edeceğim. Maymunlara ne kadar çok benziyoruz lan. Yakın akraba moruk ya. <laughs> Hele Bonomolara daha da çabuk çok benziyoruz. Karadenizlilere çok benziyoruz. Aynı tür değiliz ama akrabamız yani. Kamikaze yaparak Karadenizlilere sövdüm. <laughs> Benim teyzemin oğlu şempan şempanze Moruk benim ana tarafı su canlısı ya. Yemin ederim sana. Solungaç solunumu yapıyorlar ya. Yani. Dedemin falan iskeleti yok. Kılçığı var yani öyle. Yayın bitince ne yapıyorsun abi? Bir iki saat çalışıp uyuyacağım. Uyuyabilirsem. Sarı ışık mı beyaz ışık mı çalışmak için? Herhangi bir şey için sarı ışık hocam ya. Beyaz ışık bok gibi. Beyaz ışık sevmiyoruz hayır. No no. Always sarı ışık. AKP. Tayyip. Milli irade. icraat. Evet ben kaçar. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim bu gece için. Saat bir kadar sizlerleydik. Ekip arkadaşlarım, solcu mikrofon devrim ve ben teşekkür ediyoruz. Allah emanet olunuz.